Anlaşıldı. Emre'nin bir şey yapacağı yok. Göz göre göre harcayacak o adam Yeliz'imi. Benim bir şey yapmam lazım. Düşün. Düşün Ali'ye düşün. Kerim Ağan. Bu işe beni sen soktun, sen çıkaracaksın. Valla su arıtma cihazı pazarlayıcısı gibisin ha. Zırt arayıp durma artık ya. Allah Allah. Canın sıkıldıkça beni arıyorsun. Ne istiyorsun yine? Az nefes al da dinle beni. Buyur. Buluşmamız lazım. Çiçek de takayım mı yakama? Hı? Onca lafı say dök, ondan sonra geldi. Yok anacığım. Kerim Han, ben yanarsam seni de yakarım. Uzatma. Ben senin ayağına gelemem. Buradan konağa kaç vesayet biliyor musun? Kaç para tutuyor? Servet tutuyor, servet. Tamam, tamam ben geliyorum. Mahalledeki parka gel sen. Bak ama yine sayıp dökeceksen. Kerim Han uzatma diyorum. Hadi parka. El elinin eşeğini türkü söyleyerek ararmış. Bak başının çaresini Ali'ye. Ben bu Soner'in adli kayıtlarını bir daha bakacağım. Geçmişe dair ikamegah, arsa, ev, iz bulabileceğimiz herhangi bir şey çıkar mı diye bir bakacağım. Ben de Yeliz'in telefonunu ararım sürekli. Eğer açarlarsa sinyal takibi falan kolay olur. Tamam, haberleşiriz. Hadi aç şunu ya. Ali Hanım, nereye gidiyorsunuz? Senin umursamadığın Yeliz'i bulmaya. Ali Hanım, ya siz böyle fevri davranarak hem kendinizi hem de Yeliz'i tehlikeye atmış oluyorsunuz. Rica ediyorum, biraz olsun güvenin bana. Ben Yeliz'i getireceğim buraya. Seni dinleyince başımıza neler geldiğini gördüm oğlum. Çok basitti Emre. Hicran'a git kocanı ikna et, Yeliz'i bıraksın diyecektin. Keşke o kadar kolay olsa. Ya kaç gündür polis arıyor zaten, onlar bulamadı. Siz mi bulacaksınız? Hem sizin bildiğiniz bir yer mi var? Nereye gideceksiniz? Bilmiyorum. Gerekirse sokak sokak gezeceğim. Benim canımın parçası o manyağın elindeyken evde rahat rahat oturamam. Sen bekle konağı. Ha yalnız başında canın sıkılırsa ara sevgili bakıcını, o manyağın aramasını beraber beklersiniz. Ya Ali. Of. Allah'ım yarabbim ya.